450 kusuru geçen bir abone sayımız var. Hiç de satın almadık. Yani abone satın aldın dediler. Hayır yok. Tırnaklarımızla. Bugün buraya geldik. 5 tane buradan abone gelebilir. Yarın öbür gün oraya gideriz. 50 tane gelir. Böyle böyle toplanacağız ve kalabalıklaşacağız diyorum. Ve şu anda da 450 aboneye geçtik. Sevgili izleyicilerimiz, bugün çok değerli arkadaşım Müslüm Söyler'le beraber 93.9'a konuk olduk. Evet, bugün hayatı farklı yönleriyle, farklı bir noktada sizlere paylaşım sağlamaya çalışacağız. Konuğumuz Diyabet Engellileri Derneği eski başkanlarından, şimdilerde de kurmuş olduğu YouTube kanalıyla engellilerin sesi olmaya çalışan değerli bir dost, güzel insan Adnan Saygılı. Hoş geldin değerli abim. Hoş bulduk Müslüm kardeşim. Önce bizi davet ettiğiniz için 93.9'a çok teşekkür ediyorum ve senin başarılarının devamını diliyorum. Öncelikle ben çok teşekkür ediyorum bizi böyle güzel bir programda çok güzel bir şekilde ağırladığınız için. Sadece bir program olarak bakmamak gerekiyor. Sadece bir YouTube programı olarak bakmamak gerekiyor. Yayınladığımız zaman öyle yerlerden bize faydalandıklarını belirtiyorlar ve mutlu oluyorlar ki bunları bize anlattıkları zaman biz diyoruz ki biz doğru yoldayız. Biz bunu yapmalıyız o zaman. Demek ki doğru yoldayız, iyi yapıyoruz. Geçenlerde deprem olduğu hafta yayına koymayalım dedik. Fakat bizi o kadar çok aradılar ki, acaba yayınınız kesildi mi? Bu program yoksa yapılmayacak mı? Biz de tabii bunu duyunca çok mutlu olduk ve dedik biz devam edelim bu işe. Yani asla bırakmayı düşünmüyoruz. Şimdi Adnan abi her zaman bana diyor işte takdir ettiğini söylüyor ama ben gerçekten böyle bir çalışmaya, böyle azme sizlerle ulaştım. Sizlerin yaşamlarınızı, sizleri dinledikçe, izledikçe bana da bir motivasyon geliyor galiba. Daha fazla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Çünkü bakıyorum ki gerçekten birileri birilerini desteklerse, birileri birilerinden memnun, hoşnutluk duyarsa diğer kişiye de bu bir motivasyon aracı gibi oluyor. Aynen işte görüyorsunuz Melis Hanım'ın o yüreğindeki güzel, aynı zamanda kendisi özel eğitimci olarak da çalışmıştır daha evvelden. Fizyoterapimiz Pınar hocamız da aynı şekilde. Etrafımızda o kadar güzel, son olarak çocuğumuz Kanal D'ye gitti. Taha diye bir çocuğumuz var. İşte Emin Altun bizim her şeyimiz daha evvelden. Diyoruz ki gidecekler ve iş bitecek diye bakıyoruz ama arkasından Melis Hanım geliyor, arkasından Ayşe Hanım geliyor. Yani ekleniyoruz. Zaten biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bizlerin yanında destek olması gereken de diğer insanların olması gerekir. İşte ben bu konuda çok güzel bir şey de, ben bu konuda dünyanın en şanslı insanıyım. Hep de etrafımda çok genç insanlar, çok iyi insanlara denk geliyorum. Yani böyle bir yanım da var. İşte sevgili Melisa Hanım, Melisa Evren Küçük, sevgili yönetmenimiz. Merhaba sevgili izleyicilerimiz, Bir Engelli Yaşam programıyla yine karşınızdayız. Bugün çok değerli arkadaşım Müslüm Söyler'le beraber 93.9'a konuk olduk ve şimdi sıra Müslüm Söyler'i Bir Engelli Yaşam YouTube kanalımıza konuk aldık ve hemen Müslüm Söyler'i bir kendisinden tanıyalım ve sorularımızı arka arkaya söyleyelim. Evet, yaklaşık olarak 15 yıldır bu tür programlarla dinleyenlerimizin karşısındayız. Engellerimizin sorunlarını, onların başarı öykülerini, başarılarını ya da dış dünyadaki insanlarla onları bir araya getirme çalışmalarını bu mikrofonda dile getirmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince de başarılı olduğumuza inanıyorum. Ayrıca 32 yıldır İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde muhasebe bölümünde çalıştım. Emekli oldum ama emekliliğin tadını çıkartmadan yeni bir işe tekrar girdik. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeditepe Engelliler Spor Kulübü'nde de başkan yardımcısı olarak görevliyim aynı zamanda. Hafta sonlarını da böyle bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, Müslüm bir aylık yoğun ve bir aylık koşturu içerisinde. Her yerde Müslüm'ü görebilirsiniz. Ama buradaki en çok beğendiğim yanı medyadan hiç kopmadı. Geçtiğimiz dönemlerde de yıllarda da medyayla ilgili olan ilişkisini devam ettirdi. Hatta Engelsiz Gazete'de bir sürü bir yazılar vardı. Ondan sonra belki Engelsiz Gazete kayboldu gitti ama Müslüm Söyler kaybolmadı diye düşünüyorum. Müslüm Söyler yine medyanın alanının içerisinde. Bu medyayla ilgili seni bağlayan, tutan nedir yani? Mutlu musun en azından? Şimdi ben medyaya ilkokul yıllarında okumaya başladığım zaman babam kasabadan köye hep gazete getirirdi. Bu gazete köşe yazılarını olsun, haberlerini olsun hep okuyorum. Magazin sayfalarını okuyorum. Hep böyle radyo çok dinlerdim. Ama bir radyo programı yapacağımı hiç aklıma getirmemiştim. Bunu da bir radyocu kardeşimiz Emrah Binici'nin bir tavsiyesi üzerine ve bir deneme yayını şeklinde başlattığı bir yayında devam ettirdik. Orada kaldık ve daha sonra işte bir televizyon programı yaptık bir yıl. Ardından 14 yıldır da bu mikrofonu bırakmadık.
Bir şekilde bir ses sanki farklı bir şey geliyor bana. Sevdim mikrofonu. Bırakmaya da hiç niyetim yok. Bence de bırakma çünkü bu konuda benim gördüğüm kadarıyla başarılısın. Hangi yönden başarılısın? Hem sunuculuk da yapabilirsin hem programcılık da yapabilirsin. Bunu ben tüm kalbimle söylüyorum. Her ikisi de var. Yani sunuculuk olarak diksiyonun çok güzel olması, programcı olarak da iş takılmadan takır takır soruları sormandan dolayı diyorum. Peki ilerleyen günler için engellilerin bu alanda ben hayalimdeki hep de bir şey var, bir düşünce var. Engellilerin sosyal medya olarak kameraman olması lazım, sunucu olması lazım, programcı olması lazım, montajcı olması lazım. Çünkü alan çok geniş bir alan. Biz neden sosyal medyada çok fazla gözükmüyoruz ve neden sosyal medyada bu kadar başarılı insanlarımız yok diye bir soru sorsan. Aslında başarılı insanlarımız çok başkanım. Lakin bizde şöyle bir şey var ki herhalde bu bir bireysel bir insanın içinden çıkartmadığı bir içsel duygu. Başarılıyı desteklemiyoruz. Ben mesela sizin yaptıklarınızla kendime bir artı katmaya çalışıyorum ve sizin yaptıklarınızı beğendiğimi size söylüyorum. Siz de aynı şekilde bana söylüyorsunuz. Eğer bu frekans böyle devam ederse biz sosyal medyada da her yerde de başarılı olacağımıza inanıyorum. Kişisel olarak bazı kişilerin bir yerlerde gösterilmesi, bazı kişilerin hiçbir şey yapmasa da hep gündeme çıkartılması o kişinin belki merdivenlerin çıkmasına fayda sağlayabilir ama camiamıza hiçbir fayda sağlamayacağının kanısındayım. Ben bunu dile getiririm. İster karşıdaki insan bundan gocunsun veyahut da gücensin. Lakin ben bunu söylemekte her zaman böyle net olarak açıklamaya da çalışırım. Başkanımız Şükrü Boyraz'ı her zaman konuk alıyorum. Yeri gelir onu çok eleştiririm ama ondan bize gelecek faydalarını da hiçbir zaman göz ardı edemem. Yani biz şunu kabul etmemiz lazım. Eleştirsek de biz bize destek olmak zorundayız. Bunun başka bir çıkış yolu yok. Tabii ki bunun da adı hakkaniyetten geçiyor. Eğer hakkaniyetli bir şekilde yaparsak doğru iş yapmış olurum. Programa katılmadan evvel 93.9'a gelmeden evvel Müslüm geçmişte seninle yaptığım bir sohbet aklıma geldi. Ya abi demiştin televizyonculuk çok zor iş. Neden? Kıyafet işi giyeceksin onu bunu söylemiştin ve bugün de o aklıma geldi. Gerçekten şöyle bir şey. Bunu da ben sevgili bir dostumla paylaştım. Ya bu kıyafetler konusunda bir sıkıntı yaşıyoruz. Ne giyeceğiz, ne yapacağız, ne edeceğiz? Yeter ki şöyle bir şey söyledi. Konuk güzel olsun, konu güzel olsun. Sen de temiz olduktan sonra kıyafetin çok önemi yok demişti. Evet, bence de yok. Çünkü baktığımız zaman dış ülkelerde bir organizasyon ve bir proje hayata geçirildi. Bir mankeni, skolyoz bir mankeni vitrine taşıdılar. Ve bu halkla, toplumla engelin barıştırılması, birbirlerini yabancı görmemesi gerektiğinin kanısını uyandırmaya çalışan bir görüntü. Ben bunun Türkiye'de olmasını isterdim. Bunun için de bir çalışma başlatmak istiyorum. Herhangi büyük bir firmada bunu yapma gayretine girdim. İnşallah da başarılı oluruz. Çünkü topluma artık giyim kuşamıyla veyahut da fiziğiyle değil de insanın beyninden ve ülke için, toplum için faydalı olan noktalarını araştırıp onları bulmak ve ortaya çıkartmak gerekir diye düşünüyorum. Evet, bu projeni gerçekten canı yürekten destekliyorum. İlerleyen günlerde inşallah ben de bu projeye destek olurum diyorum. Son söz olarak Müslümcüm neler söylemek istersin? Son söz olarak böylesi güzel bir YouTube kanalı kurduğunuzdan dolayı, çünkü artık toplum dijital bir medyaya doğru gidiyor. Frekanslar artık dijital olarak açılıma girdi. Bu konuda yapmış olduğunuz bu çalışma, daha önceden de bahsettiniz, kuracağım dediniz ve kurdunuz. Bu azminizin bu şekilde devam etmesi, bu kanalın gerçekten bizlere en faydalı yerde nokta atışı yapacağına inanıyorum diye düşünüyorum. Çok teşekkürler sevgili dostum. Senin de ilerleyen günlerde daha iyi yerlerde olacağını canı gönülden inanırım. Bundan sonra biz aynı zamanda birbirimizle paslaşacağız konuklarla ilgili. İlerleyen günlerde tekrardan görüşmek üzere. Bugünlük programımız bu kadar. Hoşçakalınız. We'll be right back.